Bir ulusun yaşayabilmesi için özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip olması gerekir. İskoçlar artık İngiliz yönetiminde ezilmekten bıkmışlardı ve onlar Robert Bruce'un önderliğinde bağımsızlıkları için bedel ödemeye hazırdılar. İkinci Edward ise adada kendisinden başka bir hükümdara asla izin veremezdi. Bannockburn Savaşı'nın sonunda ya Robert Bruce halkına özgür bir ülke armağan edecek ya da ikinci Edward babasından ona miras kalan İskoç topraklarına büsbütün hakim olacaktı. Bu bölümde konunun uzmanları tarihi süreci aktarırken araştırmacı Mecit Güven orduların özelliklerini, silahların tesir gücünü, askerlerin avantajlarını ve dezavantajlarını gözler önüne serecek. İskoçlar İngilizlerin egemenliğinden kurtulup kendi bağımsız krallıklarını kurmak için yıllardır mücadele ediyordu. Ancak William Wallace'ın 1305'te tutsak alınması ve idam edilmesiyle bağımsızlık umutları giderek tükeniyordu. İngiliz yönetimi bir kez daha böyle bir başkaldırıyla karşılaşmamak için Wallace'ın cesedinin parçalarını adanın dört bir yanına göndererek İskoçları sindirmek istedi. Bu hamle, İskoçya'nın hali hazırdaki koruyucuları olan John Comyn ve Robert Bruce arasındaki fikir ayrılığını daha da derinleştirecekti. John Comyn ve taraftarları İngiliz yönetimi altında olmaktan memnunlardı. Ama Robert Bruce, William Wallace'ın başlattığı mücadeleyi devam ettirmek niyetindeydi. Ve İskoçya'nın bağımsız bir ülke olmasını istiyordu. Aslında John Comyn yıllarca İngilizlere karşı savaşmıştı. Ancak ona göre zafer kazanmak artık imkansız hale gelmişti. O İngilizlerle uzlaşmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyordu. Robert Bruce'a göre ise
Bunun İskoç halkına ihanet etmekten bir farkı yoktu. Kendilerini tek çatı altında toplayan William Wallace'ın başlattığı bağımsızlık mücadelesi her ne olursa olsun sürdürülmeliydi. İskoçya'nın koruyucuları arasındaki bu kavganın büyümesi halkın da kendi içinde bölünmesine sebep oluyordu. İki lider kilisede şiddetli bir tartışmaya girdiler ve Robert, John'la aralarındaki rekabeti onun göğsüne bir hançer saplayarak bitirdi. Ancak bu suçun cezası ağırdı. Kilisede cinayet işlemek, aforoz edilmek anlamına geliyordu. Hiçbir soylu kilisede cinayet işlemeyi aklından bile geçiremezdi. Ama Robert, kral olmasını sağlayacak her şeyi yapmaya hazırdı. Robert'ın otoriteyle problemi vardı. Kuralları sevmiyordu ve umursamıyordu. O tamamen içinden geldiği gibi davranmayı tercih ediyordu. Robert Bruce, işlediği suçun haberi tüm ülkeye yayılmadan hükümdar ilan edilmeliydi. Eğer tahta geçmeden aforoz edilirse, dinlerine bağlı İskoç halkının onu bir lider olarak benimsemeyeceğini iyi biliyordu. Ve bu durumda ona yardım edebilecek tek din adamıyla görüşmek için hızla Glasgow'a gitti. Şehrin piskoposu İskoçların bağımsızlık mücadelesini destekliyordu. Ve belki de bu yüzden krallıkta Robert'ın günahını affedebilecek tek din adamıydı. Piskopos Wishart zaman kaybetmeden taç giyme törenine başladı. Seremoninin sonunda İskoçya'nın yeni bir kralı vardı. İngilizler iyi ilişkiler içinde oldukları John Comyn'i öldürüp krallığını ilan eden Robert'ın peşine düştüler. Zaten John Comyn'in taraftarlarıyla başı belada olan Robert Bruce aynı anda İngilizlere de karşı koymak zorundaydı. 1306 yılının Haziran'ında iki ordu Methven'de karşılaştı. İngilizler düzenli bir orduya sahip olmayan İskoçları zorlanmadan mağlup ettiler. Robert bu savaşta hayatta kalmayı başardı ve bir grup askeriyle birlikte savaş alanından kaçabildi. Robert'ın daha güçlü geri dönebilmesi için şimdilik geri çekilmesi gerekiyordu. İskoçya kralı kayıplara karışmıştı ve kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. İngilizler aylarca Robert'ı bulmak için adanın her köşesini aradı. Ama İskoçya kralından hiçbir haber yoktu. İskoçların kayıp krallarına olan desteği arttı ve onlar İngilizlerin otoritesine karşı çıkmaya başladılar. Bruce ise 1306 kışını kuzeydeki Hebrid adalarında geçiriyordu. Hedefinde düşmanının karşısına bu kez disiplinli bir orduyla çıkmak vardı. Thank you.
Ancak İskoçların direnecek güçleri kalmamıştı. Halk ayaklandıkça İngilizler daha da sertleşiyordu. Savaş onlar adına bitmişti. Krallarının hazırlıklarını bitirip döneceği güne kadar sabretmeliydiler. Robert Bruce halkına yapılan zulümden haberdardı. Ama İskoç kralının elinden bir şey gelmiyordu. Doğru zamanın geldiğinden emin olana kadar beklemeliydi. Bu ayları dinlenerek değil, adamlarıyla idman yaparak değerlendirmişti. Küçük ama usta bir birlik yetiştirmişti. Robert Bruce, krallığını geri almak için ilk adımlarını atmaya hazırdı. Kral, Şubat ayında ülkesine geri döndü. İskoçlar, bağımsızlıklarını kazandıracak stratejiyi oluşturabilmek için hep beraber plan yapmaya başladılar. Bu sırada İngiltere'de Kral 1. Edward hayatını kaybetmişti. Ancak Robert Bruce için değişen hiçbir şey olmayacaktı. Çünkü yeni kral da babasının politikasını sürdürmeye kararlıydı. İkinci Edward tahta yeni çıkmıştı ve onun da her yeni hükümdar gibi rüştünü ispat etmesi gerekiyordu. Eğer Robert Bruce'u ortadan kaldırabilirse, İskoçların William Wallace'tan sonra ikinci bir yıkım yaşamalarına sebep olabilir ve onların bağımsızlık hayallerini tamamen suya düşürebilirdi. Böylece babası gibi, hatta belki babasından daha büyük bir efsaneye dönüşebilirdi. Başlarında güçlü bir lider görmeye alışkın olan soylular, 2. Edward'ın aynı başarıyı sergileyebileceğinden emin değillerdi. Yeni kralın tahtta kalıcı olabilmesi için, yönetimde oldukça söz sahibi olan soyluların güvenini kazanması gerekiyordu. Ve bu güveni tesis edebilmenin tek yolu, İskoçların isyanını bertaraf etmekti. İkinci Edward, Robert Bruce hakkında tutuklama emri çıkartarak geri adım atmayacağını onlara gösterecekti. İngilizler, İskoç kralın peşine düştüler. Özellikle dönemin kralı İkinci Edward'ın babası Birinci Edward, İskoç topraklarının büyük kısmını ele geçirmişti. Ve İngilizler, bölgeyi ellerinde tutabilmek için saldırgan tutumlarına devam ediyorlardı. İkinci Edward'ın çıkardığı yakalama kararı sonrası, Robert Bruce için çember iyice daralmaya başladı. Artık İngiliz askerler adanın her yerindeydi. İskoç kralın aklında bir plan vardı. İkinci Edward'ın ordusu güçlüydü ve açık alanda onlara karşı savaşmak riskliydi. Bunun yerine küçük birliğini en uygun şekilde kullanabileceği bir taktiği uygulayacaktı. Bruce, gerilla savaşı teknikleri uyguluyordu. Az sayıda askere sahip olmanın avantajıyla ormanın derinliklerinden hızla harekete geçip
yoldan geçen İngilizlere pusu kuruyordu. Artık öyle bir hale gelinmişti ki İngilizler birliklerinin nereye kaybolduklarını anlamıyorlardı. İskoç halkının William Wallace'ın ölümünden sonra kaybolan bağımsızlık arzusu, Robert'ın kazandığı başarılarla yeniden doğmuştu. Robert ve askerleri topraklarını yavaş yavaş geri almaya başladılar. Kuzeyden başlayan bu harekat Tay Nehri'ne kadar devam etti. Robert'ın tüm adayı fethetmek gibi bir hayali yoktu. İngilizleri kafasında belirlediği sınırın dışına atmıştı. Bu yüzden İskoç soylulara daha fazla savaşmanın halkı hem maddi hem de manevi olarak yıpratacağını anlattı. Ele geçirdiği topraklar Robert'a kâfi geliyordu. İngilizlerle yıllardır süregelen savaş artık herkesi yormuştu. Halkın tek arzusu kendi topraklarında huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirmekti. Bruce, İngiltere kralına barış yapmak istediği haberini gönderdi. Eğer ikinci Edward teklifini kabul ederse, İskoçlar güneye doğru ilerleyişlerini durduracak ve iki krallıkta da huzur sağlanacaktı. Ama ikinci Edward bu fikri beğenmedi. Babasının ele geçirmek için yıllardır uğraştığı topraklardan kolay vazgeçmeyecekti. Robert, ikinci Edward'la anlaşma yapmayı başaramayınca İngilizleri pes ettirene kadar yılmadan savaşmak zorunda olduklarını anladı. Robert, eğer düşmanını topraklarından kalıcı olarak atmayı planlıyorsa, önce İngilizlerin karargahlarını almalıydı. Bazı kaleleri ele geçirmişti. Ama onun asıl istediği Stirling'ti. İskoçya'dan İngiltere'ye giden tüm yollar buradan geçiyordu ve iki krallık arasındaki boğumu tutmak için en önemli nokta burasıydı. İskoçya kralı, kardeşi Edward Bruce'u Stirling'i almakla görevlendirdi. Robert Bruce'un dört erkek kardeşi vardı ama üçü bağımsızlık mücadelesi sırasında İngilizler tarafından öldürülmüştü. Hayatta kalan tek erkek kardeşi Edward, aynı zamanda en güvendiği isimlerin başında geliyordu ve bu ikili eğer savaşı kazanırlarsa sadece kaybettikleri toprakları değil, aynı zamanda öldürülen kardeşlerinin intikamını da alacaklardı. Kaleye yardım gelme olasılığı yoktu. Çünkü ikinci Edward'ın kulağına gelen duyumlara göre İskoçya'ya büyük bir sefer düzenleyip sorunu çözememesi, soyluların ona olan inancını giderek azaltmıştı ve İskoçların Stirling'i almak için geldiğini bilmeyen İngiliz kral, lordların bağlılığından emin olduktan sonra sefer hazırlıklarına başlamayı planlıyordu. Dolayısıyla İskoçlar, umduklarından çok daha rahat bir şekilde Stirling'e doğru ilerliyordu. Kale saldırı beklemiyordu ve savunmasızdı. Yani küçük bir garnizona sahipti. Edward Bruce'un başarılı olmak için tek yapması gereken hızlı hareket edip İngilizler yardıma gelmeden Stirling kalesini düşürmekti. Stirling valisi Philip Mowbray, kaleye yaklaşan bir düşman ordusunun haberini aldığında askerlerine
tüm kapıları kapatmalarını söyledi. Kale zayıftı. Ama yine de Edward Bruce adamlarının hayatlarını riske atmak istemiyordu. Duvarlara merdiven dayayarak saldırıya geçerse birliğinin büyük bir kısmını kaybetme ihtimali vardı. Edward Bruce her zaman barışçıl yöntemleri tercih eden biriydi ve kan akıtmadan kaleyi almanın bir yolunu arıyordu. Düşmanını açlıktan bezdirmeyi deneyebilirdi ama içeride ne kadar yemekleri olduğundan emin değildi. İskoç komutan Philip Mowbray'e kalenin dışında konuşmayı teklif etti. Görüşme sırasında iki tarafın da boşu boşuna asker kaybetmesini istemediğini belirtti. Vali de aynı fikirdeydi. Bir anlaşma yaptılar. İskoçlar kaleyi almak için saldırmayacak ve şehre belli bir uzaklıkta bekleyecekti. Bunun karşılığında kulelerdeki İngiliz okçular da onlara dokunmayacaktı. Ve bir sene içinde İngiliz ordusu kaleyi kurtarmak için gelmezse Vali Philip şehri boşaltıp İskoçlara teslim edecekti. El sıkıştıktan sonra iki lider de krallarına anlaşmanın içeriğini bildirecek birer haberci gönderdiler. Edward Bruce yetenekli bir savaşçı ama kötü bir politikacıydı. Yaptığı bu antlaşmayla istemeden de olsa ağabeyinin planlarını bozmuştu. Robert bu anlaşma haberini duyduğunda öfkeden deliye döndü. Savaşa başladığından beri İngilizlerin tüm güçleriyle üzerlerine gelmemeleri için elinden geleni yapmıştı. Methven Savaşı'nda edindiği tecrübeyle ordusunu hiçbir zaman aynı yerde tutmayıp vurkaç taktikleri uygulamıştı ve her seferinde savaş alanını kendisi seçmişti. Ama şimdi İngilizler gelirse askerlerini açık alana çıkartmak zorundaydı. Belli ki bu işi bizzat kendisi çözmesi gerekiyordu. Adamlarına derhal hazırlanmalarını emretti. İskoçlar geride tek bir kişi bile bırakmadan Stirling'e hareket edeceklerdi. Uzun zamandır İskoçların üzerine gitmeyi planlayan 2. Edward ise yapılan bu anlaşmadan oldukça memnun kalmıştı. Beklediği fırsat sonunda ayağına gelmişti. İngiliz kral tüm lordlarını sefere çağırdı. İngiliz kralı 2. Edward'ın sefere hazırlanmak için tam bir senesi vardı. O bu süre içerisinde hem lordlarının desteğini alabilecek hem de güçlü bir ordu kurmaya çalışacaktı. İkinci Edward, İskoçların karşısına o ana kadar kurulan en büyük İngiliz ordusuyla çıkmak istiyordu. Hiç kimse hata yapmayacak, bahane üretmeyecekti. Kral soylulara patronun kim olduğunu iyiden iyiye hissettiriyordu. İngiltere'de 16 ve 50 yaş arasında eli silah tutan her erkek orduya çağrıldı. Halkın katılımıyla büyük bir ordu toparlamayı başardı. Ama 2. Edward'ın asıl isteği çok sayıda şövalyeye sahip olmaktı. Eğer bu askerlerden yeterince toplayabilirse, iki tarafın da her şeyini ortaya koyacağı bu savaşta düşmanına bitirici darbeyi vurabileceğini düşünüyordu. Ağır zırhlı şövalyelerin savaş meydanında günümüzün tankları gibi bir işlevi vardı.
Manevra kabiliyetleri düşüktü ama durdurulamaz kuvvetlerdi. Robert yaklaşan tehlikenin farkındaydı. Ve elini çabuk tutarak ikinci Edward'dan önce harekete geçmeliydi. Kardeşinin yaptığı anlaşmayı tanımıyordu. Ülke geçmiş yıllarda Bruce'un John Comyn'le yaşadığı çekişmeyle ikiye ayrılmıştı. Ama bu savaşta krala destek tamdı. İskoçlar hazırlıklarını tamamladıktan sonra 10 bine yakın askerle yola çıktılar. Anlaşmanın süresinin tükenmesine haftalar kala İngiliz kral da harekete geçti. Ana ordu Berwick'te onlara katılacak, diğer birliklerle buluşup Antik Roma yolu üzerinden Stirling'e doğru ilerleyecekti. Edward'ın ordusu o kadar büyüktü ki askerleri 30 kilometrelik bir sıra oluşturmuştu. Bu İskoç gözcüleri korkutan bir manzaraydı. Robert Bruce, İngilizlerden önce Stirling'e ulaşmayı başardı. İskoç kral hala kardeşine kızgındı. Onun valiyle yaptığı anlaşmayı bir türlü aklı almıyordu. Ve bunun mantıklı bir açıklaması olamazdı. Robert herkese planın değiştiğini ilan etti. Yapılan anlaşmayı hükümsüz sayıyordu. İngilizlerle savaşacaktı. İkinci Edward ise askerlerin mola sürelerini kısaltıp ordusunun yürüyüş temposunu artırmıştı. Çünkü hızlanmazsa Stirling'e yetişemeyecekti. Zira İskoçlar Stirling'e varmış, hatta savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Robert, ikinci Edward'ı beklerken Bannockburn'u istediği hale getirecekti. Stirling'e ulaşmadan önce sığ bir nehir ve karşıya geçmek için iki köprü vardı. İskoç kral, şövalyelerin Bannockburn adı verilen bu nehri geçmesi ihtimaline karşı çukurlar açarak önlemini alıyordu. Robert Bruce her şeyin yolunda gitmesi için haftalarca çabaladı. Savaşın gerçekleşeceği yer olarak planladığı Bannockburn'u karış karış hafızasına kazıdı ve geçmişte olduğu gibi askerlerini eğitti. İskoç kral bir yandan da halkın desteğini almaya devam ediyordu. Civar köylerde yaşayan siviller akın akın orduya katılıyordu. İskoçlar gayet iyi biliyorlardı ki bu savaş diğerlerinden farklı bir anlam taşıyordu. Çünkü eğer Bannockburn'de İngilizleri yenerlerse bağımsızlık hayallerine sonunda kavuşabileceklerdi.
Ve o büyük günde ne pahasına olursa olsun krallarını yalnız bırakmayacaklardı. İngilizler uzun bir yolculuğun ardından artık Stirling'teydiler. İkinci Edward, İskoçların nehrin karşısında konuşlandıklarını gördüğünde adamlarına bulundukları bölgeye kamp kurmalarını emretti. Philip, İngiliz kralın kaleyi kurtarmak için şehre vaktinde gelmesiyle biraz olsun rahatlamıştı. Ama vali, İskoçların haftalar süren hazırlıklarından tedirgindi ve ikinci Edward'ı uyarmak için ona haber gönderdi. İkinci Edward, Robert'ın amacını anlamıştı. Hemen askerlerini teyakkuza geçirdi ve onlara derhal nehrin karşısına geçmenin bir yolunu bulmalarını emretti. Robert da İngilizlerin Stirling'e ulaştıklarından haberdardı ve adamlarından son denetimlerini yapmalarını istedi. Belli ki gün aydınlandığında Stirling'de bir senedir süren gergin bekleyiş yerini kanlı bir çarpışmaya bırakacaktı. Bruce'un elinde 10.000 asker vardı. Bu İngilizlerin sayısının yarısından bile azdı. Ama tüm geçiş yollarını kapatıp sayı avantajının önemini azaltmıştı. İki köprüyü de binlerce askerle koruyordu. Ordusunun kalanını Stirling Kalesi'nin solundaki ormana saklamıştı. Sağ tarafını ise tuzaklarla koruma altına almıştı. Bannockburn Nehri'ni geçen ilk İngiliz birliği, Robert'ın kazdığı çukurlara yem oldu ve şövalyeler hemen geri çekilip farklı bir yol arayışına girdiler. Askerler nehri sağa doğru takip etmeye devam ettiler ve tuzak olmayan bir nokta bulup karşıya geçmeyi başardılar. Bu sırada İngiliz hatlarındaki genç şövalye Henry de Bohun, İskoçların tarafına baktığında Kral Bruce'un ordusundan ayrı bir şekilde savaş meydanını izlediğini gördü. Korumaları yanında değildi ve tüm dikkatini ikinci Edward'ın kampına vermişti. Henüz savaş zırhını dahi giymemişti. Eğer Robert'ın hazırlıksızlığından faydalanıp düelloda onu öldürürse, hayatı boyunca şanlı bir asker olarak anılacaktı. Orta Çağ'da at üzeri düello çoğunlukla turnuvalarda spor olarak yapılıyordu ve uçları köreltilmiş mızraklarla oynanıyordu. Kimin kazanacağını belirlemede kullandığınız silahın boyunun çok önemi vardı. Bruce Henry'e beklemediği bir anda yakalanmıştı ve elinde sadece bir savaş baltası vardı. Genç şövalye atını hızla İskoçya kralının üzerine sürdü. Robert Bruce yaklaşan süvariyi atının nallarından çıkan sesi duyduğunda fark etti. Aslında Robert'ın kaçmak için hala zamanı vardı. Ama yine de genç şövalyenin teklifini geri çevirmek istemedi. Robert, Henry'nin mızrağı göğsüne çarpmadan saniyeler önce atını sağa çekti ve baltasını rakibinin miğferine vurmayı başardı. Düello genç şövalyenin hayatını kaybetmesiyle bitti. Ölümden dönen kralın tek şikayeti ise en sevdiği baltasının kırılmış olmasıydı. Yaşanan bu düello adeta bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Robert İngilizlere sadece iyi bir stratejist değil, aynı zamanda fiziksel olarak güçlü bir savaşçı olduğunu da hatırlatmıştı.
Robert'ın düelloyu kazanması İngilizleri iyice kışkırtmıştı. Şövalyeleri saldırmaya yönelten bir diğer etkense, hayatını kaybeden Henry'nin Bruce'u öldürüp İskoçları lidersiz bırakma fikriydi. İsyanın bu kadar başarılı olmasındaki en büyük faktör kraldı. Ve onu öldürebilirlerse İskoçlar dağılacaktı. Şövalyeler, 2. Edward'dan gelecek emirleri beklemeden hücuma geçecekti. İngilizlerin saldırı pozisyonu aldığını gören Robert ise askerlerine savaş düzenine girme emri verdi. Binlerce mızraklı asker kusursuz bir şiltron oluşturdu. Stirling'e gelen İskoç erkekler 3,5 metrelik uzun mızraklarla kuşanıyorlardı ve bu silahı şiltron pozisyonunda kullanmak için özel olarak eğitiliyorlardı. Formasyonun amacı düşmanı uzakta tutmak ve atların geçişine engel olmak. Şövalyeler saldırdıklarında İskoçların şiltron duvarına tosladılar. İngilizler bir adım bile ilerleyemeden onlarca kayıp vermişti. İngilizler sonuç alamayınca geri çekilmeye başladılar. Robert ve askerleri kaçan şövalyeleri naralarla uğurluyorlardı. İskoçlar adına ilk gün kolay geçmişti. Ama bu muharebenin sadece başlangıcıydı. Bu olaylar gerçekleşirken 2. Edward çadırındaydı ve onun nehrin karşısında olanlardan haberi yoktu. Şövalyeler geri döndüğünde kral onlara nehrin karşısına geçebilecekleri uygun bir yer bulup bulamadıklarını sordu. Askerler krallarına nehrin karşısına geçtiklerini ve hatta İskoçlarla çarpışıp onları zayıflattıklarını anlattılar. Krallarına yaptıkları hatayı söylemeye korkuyorlardı. Liderlerin handikaplarından birisi de budur. Bazen yandaşlarınız sizden çekindikleri için gerçekleri saklayabilirler. İkinci Edward aldığı haberle zaferden iyice emin olmuştu. Askerlerine toparlanmalarını emretti. Bu kez ordunun tamamı nehrin karşısına geçecekti. Şimdiden neşeyle mevsimin kalanını İskoçları kuzeye geri kovalamakla geçirmenin planlarını yapıyorlardı. O zamanlar kralların yaz tatili anlayışı buydu. 25 bin asker gece boyunca büyük çaba sarf ederek Bannockburn Nehri'ni arkalarında bırakmayı başardı. Robert Bruce, İngiliz ordusunun nehri geçtiğini gördüğünde adamlarını 4 farklı birliğe böldü. En güvendiği 3 komutanı sağ, sol ve orta grubu yönetirken, kral da onlara destek olmak için arkada bekleyecekti. Meydandaki tek İskoç atlı birliği 500 kişiden oluşan hafif süvarilerdi. Zaferden emin olan 2. Edward ise askerlerini basit bir düzende yerleştirmişti. En öndeki 2000 şövalye ilk hamleyi yapıp İskoçların dağılmalarını sağlayacaktı.
Hemen arkalarından okçular atış yapacak ve piyadelerin saldırısıyla da savaşı kazandıran son darbeyi indirecekti. İskoçlar hayatları boyunca ilk kez bu kadar büyük bir İngiliz ordusuyla karşı karşıyaydı. Gerilla taktiklerinin artık İskoçlara yardımı olamazdı. İskoç kral tacını hak ettiğini kanıtlamak istiyorsa kendini açık alanda ispatlamalıydı. Savaşın ikinci günü İngiliz süvarilerin saldırısıyla başladı. Robert Bruce'un askerleri ilk saldırıyı kolaylıkla geri çevirmeyi başardı. İkinci Edward, süvarilerinin zor anlar yaşadığını gördüğünde okçularının bir an önce atışa başlamalarını emretti. İngiliz okçuları ordunun en büyük kısmını oluşturuyordu. Kullandıkları porsuk ağacından yapılan uzun yaylar sayesinde 250-300 metreye kadar isabetli atış yapabiliyorlardı. Bu menzil zamanının standartlarının çok ilerisindeydi. Okçular kendi şövalyelerini vurmamak için dik bir açıyla nişan aldılar. Ama bu saldırı İskoçlarla birlikte İngilizlere de kayıp verdirdi. İki ordu da ince bir hatta savaşıyordu. Ve okçuların kendi askerlerini vurmadan isabetli atış yapabilmeleri imkansızdı. Bu yüzden 2. Edward'ın farklı bir çözüm üretmesi gerekiyordu. 2. Edward okçularına konumlarını değiştirmelerini söyledi. Mücadelenin yaşandığı hattın sağ tarafına geçebilirlerse, İskoçları kanatlardan daha isabetli vurabilirlerdi. Şiltronu oluşturan adamlar birbirlerine çok yakın durdukları için aralarında hiç boşluk kalmıyordu. Bu da okçuların isabet oranını ve ölümcüllüğünü arttırıyordu. Yerlerini değiştiren okçular atışa başladılar ve Robert'ın askerleri muharebenin ilk büyük kayıplarını verdi. Mızrak duvarı asker kaybettikçe zayıfladı ve İngilizler İskoç hatlarının içine girdiler. Robert daha fazla adam kaybetmeden İngiliz okçulardan kurtulmalıydı. Meydanın uzağında bekleyen 500 süvarisinin harekete geçme vakti gelmişti. Robert Bruce süvarilerini en doğru anda kullanmak için saklıyordu. Eğer savaşın başında zırhlı şövalyelerle temasa geçselerdi başarılı olabilme ihtimalleri yoktu. Ama okçulara saldırdıklarında ölüm makinesine dönüştüler. İngiliz okçular yaklaşan İskoçları gördüklerinde düzenlerini bozdular ve kaçmaya çalıştılar. Ama hızlı süvariler onlara yetişti ve düşmanlarını etkisiz hale getirdiler. Okçu atışından kurtulan Robert ve adamları İngilizlerin beklemediği bir hamle yaparak hücuma geçtiler. Ekonomik sorunlar nedeniyle İskoç ekipmanları gerektiğinden çok daha zayıftı. Ama öyle bir silahları vardı ki onu taşıyan adamlar öne çıktığında ordunun cesareti artıyordu.
1,5 metrelik uzunluğuyla İngiliz şövalyelerini bile tedirgin ediyordu. Bir atın boynunu tek bir hamlede kesebiliyordu. Claymore adındaki bu kılıcı ordunun en cesur askerleri kullanıyordu. Robert'ın saldırıya geçmesi çok sayıda adam kaybetmesine sebep oldu. Ama bu sayede İskoçlar İngilizleri hızla nehre doğru itmeye başladı. Normalde önemli devlet adamları muharebeleri güvenli bir yerden izlemeyi tercih ederler. Ama Bruce ve yanındaki diğer soylular ellerini kirletmekten korkmuyorlardı. İskoçların 2. Edward'ın savaşı yönettiği alana doğru ilerlemesi İngiliz hatlarında paniğe sebep oldu. Robert Bruce düşmanını köşeye sıkıştırmıştı. 2. Edward'la burun buruna gelmeleri an meselesiydi. İngiliz kral askerlerine son bir savunma hattı oluşturmaları için emirler yağdırıyordu. İskoçlar 2. Edward'ın yanına kadar geldiler. Ölüme sırtlarını dayayan İngilizler her şeylerini ortaya koyuyordu. Savaş adeta tıkanmıştı. İskoç zaferi çok yakındı. Ama yorgun askerler düşmanlarını itmeye devam edemiyorlardı. Tek ihtiyaçları olan Edward'ın adamlarını kırabilmek için küçük bir destekti. Ve Robert'ın muharebenin başından beri sakladığı taze birlik bu iş için biçilmiş kaftandı. Robert, civar köylerden desteğe gelen halkı savaşın başında ağaçların arasına gizlemişti. Ve onların aniden ortaya çıkması İngilizleri şaşkına çevirdi. Artık 2. Edward'ın yapabileceği hiçbir hamle kalmamıştı. İskoçların son darbesine İngilizler dayanamadı ve topluca Bannockburn Nehri'nin kıyısına kadar sürüklendiler. Robert'ın adamları ve dere arasında kalan 2. Edward can havliyle çarpışmaya devam ediyordu. İngiliz kral öldürülmek üzereyken şövalyeleri tarafından son anda kurtarıldı. Askerlerinin büyük kısmı ise ya savaşarak ya da boğularak hayatlarını kaybetti. Robert Bruce, İskoçya'nın kime ait olduğunu herkese kanıtlamıştı. Yıllarca İngiltere tarafından ezilen İskoçlar, Bannockburn Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler. Stirling valisi Philip'in de Robert Bruce'un liderliğini benimsemekten başka çaresi kalmamıştı. Kaleyi İskoç krala teslim etti ve ona bağlılığını açıkladı. Savaş, İngilizlerin son yıllarda yaşadığı en büyük mağlubiyetti. Krallıkta 2. Edward'a olan destek ilerleyen yıllarda giderek azalacaktı ve belki de
onun hayatı boyunca yaşadığı en büyük pişmanlığı vaktiyle Robert Bruce'un barış teklifini kabul etmemek olacaktı. Çünkü İskoç kral Bannockburn'da aldığı zaferle yetinmedi. Robert Bruce yaşadığı süre boyunca İngilizlerin uykularını kaçırmaya devam edecekti. Robert Bruce ömrünün sonuna kadar ülkesini yönetmeye devam edecekti. Ve onun adı da İskoç tarihinde William Wallace gibi özgürlük savaşçıları ile birlikte anılacaktı.